sıfır noktası dediğimiz yerde. Duyduklarınız Türk askerinin silahından çıkan mermilerin sesleri. Amacı uyarı. Yer sınırın sıfır noktası. Yani Türkiye ile Kuzey Irak'ı ayıran o kritik çizginin tam ortası. Kuzey Irak'ta bulunan Kanal D haber ekibine uyarı atışları bunlar. Daha fazla yaklaşmayın anlamını taşıyor. Ama bir başka anlamı daha var. Türk askerinin kararlılığını gösteriyor. Sıfır noktası dediğimiz yerde Siyah Kaya sınır taburumuz vardı. Biz Kuzey Irak'tan o bölgeyi görüntüleyecektik. Ancak Türk askerleri tabii ki bizi tanımadılar. Yaklaştığımız anda da uyarı atışlarına başladılar. Çok üzgünüz. Bir anlamda burada istediğimiz, buradaki sıfır noktasını tarif eden anonsu çekemiyoruz. Ve burada bu çekimi bırakmak durumundayız. Kanal D ekibi sınırın sıfır noktasına Kuzey Irak tarafındaki en uç köylerde yaşananları görüntülemeye gitmişti. Zaho'dan hareket eden haber ekibi bölgesel yönetimden özel bir izin aldı. Yanlarına da bir polis verildi. Kalaşnikovlu sivil polis Ekrem Açıkel ve İsmail Özmeral'den oluşan haber ekibimizin attığı her adımı izledi. İzlemekte de kalmadı, otomobilin ön koltuğuna oturup ekibin gidebilecekleri yerleri tek tek tarif etti. Gidilen yer Cüli Dağı'nın eteklerindeki Sindi Boğazı'ydı. Boğaz derin uçurumların arasında yer alıyor. Türk taburu Cüdi Dağı'nın eteklerine konuşlanmış. Hemen karşısında Kuzey Irak'taki bölümde ise Saddam döneminden kalma bir sınır karakolu bulunuyor. Şu anda terk edilmiş bir halde. Kameramızı ise biraz ileriye sağa doğru çevirdiğimizde karşımıza bir köy çıkıyor. Bu köy Keldani Köyü, yani Katolikler ve Kuzey Irak'ın bu noktadaki en uçtaki köyü. Keldani Köyü'nde bugünlerde kelimenin tam anlamıyla sınır ötesi harekat gerginliği yaşanıyor. Herkeste bir korku var ve bu korkuyu yüzlerden okumak da mümkün. Deştedağ Köyü'nde yaklaşık 200 kişi yaşıyor. Hemen yanında bir kilise yer alıyor. Daha önce boşaltılıp yakılan köy sonra tekrar kurulmuş. Köylüler ekibimizi çok sıcak karşılıyor. Kadınlar akşam yemeği için yaprak dolması hazırlarken erkekler kahve ikram ediyor. Sınır ötesi harekat dendiğinde ise hepsinin gözlerinden korku yansıyor. Türk askeri buraya gelip bize baskı yaparsa burayı boşaltırız. Yapmazsa boşaltmayız. Bence öyle bir baskı yapmayacaklar. Vallahi gelecek Arap. Geceliğin bir de sabaha karşı erken saatlerde Türk askeri top atışı yapıyor. Bu bize korku veriyor. Köyden ayrılan haber ekibimiz yol boyunca bir zamanlar teröristlerin barındıkları mağaraları görüyor. PKK Kuzey Irak'tan Türkiye yönelik saldırılarında çoğu kez sınıra çok yakın noktalardaki mağaraları da üs olarak kullanıyordu. İşte o mağaralardan birkaçı hemen karşımızda, objektifimizin tam önünde. Boş görünüyorlar. Şu anda kimsenin olmadığını biz burada çekim yaparken kolayca anlayabiliyoruz. Belli ki PKK militanları yıllarca kullandıkları bu mağaraları şimdilik ve belki de sınır ötesi harekata karşı boşaltmışlardı. O boş mağaraların hemen karşısında da Türkiye ve Türk askerleri vardı. Ekrem Açıkel anonsunu yaparken askerlerimiz silahlarını havaya doğrultup uyarı ateşine başladı. Sıfır noktası dediğimiz yerde... Bu atışlar aslında Türk askeri için sözün bittiğinin, daha doğrusu Türkiye'nin hedefe kilitlendiğinin göstergesiydi.